gündeme derken diyor ki, Demirtaş'ta demiş ki, Türkiye toplumu için bir tehdit olmadığımızı ısrarla söylem ve eylemlerimizle halka göstermemiz lazım diyor. Hı hı. Bu amacımız budur diyor. Bu baskıyla, şu yolla, bu yolla işte bu iktidar tekrar kalırsa diyor, hı hı, bu kurumsal bir diktatörlüğün inşası olur. Bunun ağır faturasını Kürt de Türk demeden hepimiz en acı bir şekilde bu düzenin uzun yıllar devam edecek bir düzenin kapısını açarız diyor. Eğer yeniden Erdoğan seçimi kazanırsa diyor. Bu kurumsal bir, ben de ona katılıyorum. Çünkü şimdi 2018 yılında seçildiği zaman, hı hı, biz nasıl bir rejimle idare edeceğimizi tam anlamıyla bilmiyorduk. Oturduk, o anlatıyorlardı. İşte böyle olacaktı, şöyle olacaktı. Yazılı bir metin yoktu önümüzde. Hı hı. Sonra Cumhurbaşkanı oturdu, seçildiği gün bir numaralı karar diye başladı yazmaya. Tüm kurumları aldı, onu oraya bağladı, bunu buraya bağladı, yapısı. Şimdi bakın en son sözleşmeyle bile yetki alanını genişletiyor. Danıştay'da onayla. Bir kez daha seçim kazandığı zaman bu hal, şimdi eleştiriyoruz, ediyoruz, kurumsal bir hale gelecek ve onaylanmış bir, seçmen tarafından da onaylanmış bir hale gelecek. Demirtaş bunu da altını çiziyor. Bu diyor uzun yıllar sürecek bir geçişin şeyi olur. Yani bir daha, bir dört yıllık daha böyle bir düzende tek adam yönetimi daha da kurumsallaşır. Yasama iyicene küçülür. Hı hı. Yargı diye bir şey pek kalacağını zannetmiyorum. Gibi bir sonuca dikkat çekiyor bu görüşüne de. Katılıyorsunuz. Şimdi bir de tabii bunu galiba Murat Sabuncu'ya verdiği cevapları konuşurken de vurguladık, buraya yoğunlaştık. Şimdi Altılı Masa ile HDP'nin biraz daha yakınlaşması. HDP'de işte bazı çekinceler var. Altılı Masa'da bazı çekinceler var. Hitap edilen kitlenin önemli bir bölümünde bir şey var, değil mi? Duvar var. Bir de soru, Timur'un ve Şule'nin sorduğu soruya verdiği cevap, Demirtaş'ın, yani HDP'nin kimlik siyasetine hapsolduğu eleştirileri karşısında bir tek Kürt kimliğinde çıkmıyor ki diyor. Kürt kimliği dışında her kimliğin siyaseti normal karşılanıyor. İşin bir de bu kısmı var diyor. İşte ne var? Kemalist siyaset yürütenler, işte Türk, İslamcı, milliyetçilikçi, ulusalcı, onlar da özünde kimlik siyaseti yürütüyorlar diyor. Ve HDP'nin kendi içinde neyi tartıştığı, konuştuğu ve öz eleştiri yapıp yapmadığı konusunda da aslında daha somut olarak, ya da HDP'nin Türkiye'nin bütünlüğü içinde çözüm aradığını anlatması gerektiğini ifade ettiğiniz partide bir direnç var mı? Böyle bir direnç yok, daha fazla anlatılmalı, daha etkili olmalı. Biz de eksiklerimizi ve hatalarımızı parti içinde konuşup tartışmayı tercih ediyoruz diyor. Bunun ötesine taşıyabilmek nasıl mümkün olacak? Hem HDP hem Altılı Masa yaklaşım açısından diyorum. Bu şeyi hakkında tam diyordum ya, yani bir paradigma inşa etmesi lazım muhalefetin. Hmm. Yeni bir paradigmaya ihtiyacı var. O paradigmayı bulabilmiş değil. O paradigmayı bulamadığı için seçimde Erdoğan kaybetse bile kazanan muhalefet değil, ekonomik kriz olacak. Kazananın muhalefet olması lazım. Onun paradigmasının galip gelmesi lazım derken aslında biraz da bundan bahsettim daha önceki bölümlerde. Şuradan doğru söylüyorum. Altılı Masa var. Erdoğan var. Evet. Cumhur İttifakı var. Evet. Bu kamuoyu araştırmalarını nasıl okuyor vatandaş? Diyor ki Erdoğan'ın oyu bu kadar. Altılı Masa'nın oyu bu kadar. Bir de diyor HDP'nin oyu var. Sonra HDP'nin oyuyla Altılı Masa'nın oyunu topluyor. Diyor ki ha işte bak ne oldu? Böylece Erdoğan'ın oyunu geçti. Böylece iktidar kaybediyor diyor. Biraz daha derinine git. Altılı Masa'yı nasıl hesaplıyor? Altılı Masa'yı da CHP diyor burada. İyi Parti bu kadar alıyor. Saadet bu kadar alıyor. DEVA, Gelecek, Demokrat Parti bu kadar alıyor. Hepsini topluyor. Ama siyaset partilerin oy toplamlarından ibaret değil. Bunların hepsi yeni bir paradigmaya işaret etmeli. O paradigma güçlendirilmiş parlamenter sistem değil. O bir vaat. O paradigma ne olabilir? Hangi perspektifle yöneteceksin? Hangi ideolojiyle yöneteceksin? Demin ne demiştik mesela? 15 Temmuz'dan önce AKP bir ideolojik kriz yaşadı. Ama 15 Temmuz'dan sonra o krizi Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber kurdukları yeni paradigma ile aştı. Hı hı. Milli güvenlikçi, Türk İslamcı, hı hı, otoriter bir ideolojiye kayıt. Fakat burada Altılı Masa'da evet partilerin hepsi bir araya geliyor. Hepsi topluyoruz. Artı bir de HDP diyoruz. Bak hepsi böyle topluyoruz. Topladığın zaman %60 küsür ediyor. Ortada aritmetik şunu söylüyor zaten. Erdoğan kaybediyor. İyi de Erdoğan'ın karşısındaki bu 6 artı 1
partinin toplamı yeni bir paradigma ediyor mu? Etmiyor. Yeni bir politika tahayyülü var mı? Yok. Bu nedenle vaziyet önemli. Yani Demirtaş'ın uyarısı bence bu nedenle önemli. Yeni bir demokrasi paradigmasına ihtiyacı var Türkiye'nin. Yeni bir demokrasi paradigmasına. Bu demokrasi paradigmasını inşa ederken mutlaka referansları 1923'e ait olmalı. Yani bir kurucu iradeye de selam göndermeli. İkinci yüzyıla doğru, bak bu vurguyu Kılıçdaroğlu da çok fazla yapıyor. İkinci yüzyıla girerken dünyayı da okuyacak şekilde, dünyadaki gelişmeyi de okuyacak şekilde yeniden bir kurucu felsefeye ihtiyacımız var bizim. Kurucu felsefe şöyle değil. 1923'e alternatif bir kurucu felsefeden bahsetmiyorum. Oraya referans veren bir kurucu felsefeye ihtiyacımız var. Dünya değişiyor. Burada belki geleneksel Atatürkçülerin de bu konuyu yorumlaması lazım. Geleneksel Atatürkçülük derken şundan bahsediyorum. 1920'leri, 1930'ları referans alırken sünneti, sünnet gibi kavruyor. Yani yapılanları. Halbuki orada felsefenin altına inmek lazım. Akıl, bilim, dünyayı yorumlamak lazım. Dünya yeniden değişiyor. Bu değişimin zemininde işte demokratlar, otokratlar diye ayıranlar var bu işi. İşte neofaşizme kayan hareketler var. İşte Trump'ta gördüğümüz, Bolsonaro'da gördüğümüz, işte veya diğer hareketlerde gördüğümüz, Mubi'de gördüğümüz, işte Brezilya'da gördüğümüz. Altılı masanın yönü ne diyorsun? Altılı masanın yönü ne? Demokrasi, demokratikleşme. Bak Demirtaş onun altıncısı. Ama işte orada şey var, bir kimlik eksikliği var. O kimliği tam olarak sahiplenebilmiş değil. Demokrasi de... Şimdi şeye ne diyeceksin? Kürt soruna ne diyorsun? Orada bir problem var. Avrupa Birliği'ne tam olarak ne diyorsun? Hayır diyen yok Avrupa Birliği. Ama mesela onun iletişimini kurmuyor. İşte onunla birlikte, onu da söylüyor. Kürt meselesinde de HDP ile birlikte eğer demokrasiyi içselleştirmiş bir yapı oluşursa bütün bu sorunların konuşulacağı yer meclis olur. Güçlü kurumlar alır. Türkiye bu az bir vaat değil yani tekrar Türkiye'yi demokrasi şeyin rayına oturtmak, kurumları tekrar güçlendirmek ve kuvvetler ayrılığını şey yapmak az bir vaat değil ve bunu şeyde de Demirtaş da diyor ki Kılıçdaroğlu'nun çabası var. Diğerleri de daha fazla çaba göstermeli. Gerek de bunun altını çiziyor. Senin dediğin gibi yeni paradigma bu demokratikleşmeye yönelmek de olabilir. Yani vaat ne? Demokratik bir yapı. Bir kişi işte İstanbul Sözleşmesi'nden artık çıkamayacak. Tek bir imza yok. Evet. Öyle bir yapı kurulacak ki artık bundan sonra mecburen ortak akılla bazı şeyler hallolacak. Bunu çözerken evet Kürt meselesi, HDP'yi bir tehdit olarak görmediğin sürece buna oturup konuşabiliriz. Şimdi, HDP'yi sürekli tehdit deyip de o dili hep kullanırsan, MHP'nin dilini kullanırsan o zaman sorundan bir adım öteye gidemiyoruz. Meclisten atalım dediğin zaman bitiyor mesele. Ne yapacağız meclisten atınca? Attık diyelim hepsini. Atalım. Şimdi, ne yapacağız? Olacak yani? Olan şu. Neyi çözeceğiz? Meclisten atsan Türkiye'de seçime katılım oranı %80 ise %65'e düşer. Yani yine kapat, parti kur. Velev ki tamam. Dedik seçime de mi sokmayacaksın? Sen bu hareketin yani HEP, DEP, DEHAP, HADEP, DTP, evet. BDP, HDP ya bu siyasi geleneği komple ben yok edeceğim dedin. Yani meclisten atıyorum. Olacak olan şudur. Memleketin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan Kürt yurttaşlar seçime gitmezler. Gitmezler. Kime oy verecekler? Kendi partin kapanmış ve inatla da oy veriyorsun. Seçime katılım %80 ise bundan sonra hep %65 olur. %35'lik bir boşluk ortaya çıkar. Kim oy vermiyor bizim memlekette diye sorulduğu zaman da şu cevabı veririz. Kürtler oy vermiyor. Bir de kararsızlar var. Onlar oy vermiyor. Böyle bir demokrasi götürmeye çalışırız. Bu da hayırlı bir sonuç doğurmaz. Zihnen Kürt yurttaşların zihnen bu topraklardan kopması anlamına gelir. İşte kaç defa yaptı bağımsız adaylarla girdiler falan filan. Yeni bir parti. Yani bu iş denendi. Kaç defa denendi oğlum. Şimdi tam da fırsat. PKK'nın bu kadar bitmiş, etki alanı sıfırlaşmış, yurt içinde hiçbir şeye, çatışmaya veya bir saldırıya, bir terör faaliyetine giremez hale gelmişken. Ne diyor İçişleri Bakanı? 300 kişi kaldılar diyor. Hepsinin yerini biliyoruz diyor. Başlarını çıkarak. Bu hale gelmişken ve çünkü şimdiye kadar bir iki adım atılırken evet ben de onu ikide bir de Kandil'den gelen bir taarruzla bu bir adım atılması iki adım geriye gidiyordu. Çünkü bir anda bir de ayaklanıyordu. Şehitler ölmez sloganlarıyla o atılan adım. AK Parti'de
çaba göstermedi demiyorum. Çaba gösterdi bu sorunu çözmek için. Bir takım adımlar attı ama o yanlış adımlardı. Çünkü meclisi yanına almadan ben çözeyim dedi. Bunun rantı da bana yazılsın dedi. Hazır fırsat varken ne yapılmalı? Erdoğan Nobel alırım falan diye düşündü. Ben Nobel ödülünü bana alırım diye. Şimdi zaten geçen Eylül'deki hamlesi de Nobel ekonomi ödülünü almaktı. Evet. Yani ters çünkü gidiyoruz değil mi? Dünya böyle yapıyor. Faiz arttırırken biz indiriyoruz ki enflasyonu indirmek için. Başarılı olursa herhalde Nobel verirler. Başarılı olmadığı ortada ama sınav bitti artık. Ama yani olacağız diyor, sen görürsün diyor. Ha yani o iddia sadece başarısız yine, bir kağıt veren öğrencinin iddiası. Yine Nebati'ye inanmıyor. Koca bakan o söylüyorsa inanmıyor. Ne yapalım? Yani şöyle, sınav bitti, sınav süresi bitti. Evet, acaba başarılı olacak mı olmayacak mı diye baktık. Sınav süresi bitti. Şimdi kağıdı hocaya teslim ettiler. Hoca diyor ki kaldın, geçmiş olsun. Öğrenci diyor ki yok ben 100 aldım diyor. Ha böyle o olabilir. Hayır, şimdi neyi telaşında bu bitti diyoruz da temerrüte düşeceğiz mi düşmeyeceğiz mi değil mi? Onun... Onu Belarus üzerinden şimdi de Belarus'a